Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda mini HD uydu alıcımız var. Next marka. Sıkıntının ne olduğunu görebiliyorsunuz. Şu an için 12 voltluk adaptörüne bağladım. Burada kumanda gözü var arkadaşlar. IR göz de deniyor. Göze baktığımız zaman hiçbir şekilde burada bir ekran görüntüsü yok. Bu demek oluyor ki HD uydu alıcımızla ilgili güç problemi var. Şu an için 12 volt adaptörümüz takılı olmasına rağmen şu an ölü durumunda arkadaşlar. Cihazda herhangi bir güç almasına rağmen işlev yok. Cihazımızı açacağız arkadaşlar. İçerisinde gerekli olan voltaj ölçümlerini yapıp göz kontrolü yapalım. Herhangi yanan, kararan, kırılan bir nokta var mı? Bunu hep beraber adım adım kontrolünü yaparak sizlerle beraber arıza tespitini yapalım arkadaşlar. Cihazımızın 4 adet vidası var. Bunları açalım. Evet, cihazımızın açılışını yaptık. Öncelikle cihaza baktığımız zaman göz kontrolü yapmamız gerekiyor. Buradan 12 volt girişi var arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman öncelikle şu noktada bir sıkıntı olduğunu görebiliyorum. Şöyle tornavida ile göstereyim. Şu noktaya baktığınız zaman bakın şurada diyotla ilgili bir sıkıntı var. Bakın görüyorsunuz diyotumuz oynuyor. Şurada D6 yazıyor arkadaşlar. Şurada diyotla ilgili sıkıntı var. Genel olarak kartın üzerine bakacağız böyle. Voltaj ölçümleri yapacağız arkadaşlar. Bakın buradaki diyot tuşlarında herhangi bir sıkıntı yok. Bakın metal kısımları beyaz. Ama şuradaki diyotun hareket ettiğini ve oynadığını görebiliyorsunuz. Bunu yakından bir dijital osiloskopla bakmak istiyorum. Şu yanda olan bakın şuradaki diyotlara dikkat ettiğiniz zaman renklerinden belli oluyor. Bir de şuradaki diyota ve bobin girişine bir bakın arkadaşlar. Burada 12 volt girişinden sonra buradaki diyotla ilgili sıkıntımız var. Bunu aynı zamanda dijital osiloskopumuzda bir bakalım. Bakın şu an dijital osiloskopta görüyoruz. Şuradan oynuyorum arkadaşlar bakın. Bakın bunun kırıldığını, zarar gördüğünü görüyorsunuz. Üzerinde de kodu yazıyor. Evet bakın. Muhtemelen sıkıntımız bu ama sadece diyotla da sınırlı kalmayabilir. Bu noktadan sonra bu diyotun değişimini yaptıktan sonra diğer noktalara da dikkat etmemiz gerekiyor. Girişinden diyot üzerinde sıkıntı yaratmış ve daha sonra buradaki voltaj ölçümlerini, diyot kontrollerini, voltaj regülatörü ve diğer kısımları kontrolünü yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bu girişteki diyotumuzu osiloskoptan baktığımız zaman görüyorsunuz. Sıkıntılı olduğunu görebiliyorsunuz. Kodumuz üzerinde yazıyor. Buna benzer bir diyotla değişimini yapıp voltaj ölçümlerini yapalım. Şurada da bir entegre var arkadaşlar. Şuradaki entegrede kısa devre gösteriyor. Şöyle. Ölçüme devam ettiğimiz zaman bakın ölçüme devam ettiğimiz zaman şurada entegremizi görüyorsunuz osiloskopta. Entegrenin etrafında da şurada 2 adet kondansatör var. Şurada arkadaşlar. Bakın kondansatörlerin kısa devre göstermemesi gerekiyor. Bakın. Bakın kısa devre. Yanında bir hemen ilerisinde küçük bir tane var arkadaşlar. Şurada hemen arkasında. Şurada bakın görüyorsunuz. Şurada küçük bir tane olan var. Onu da değdiriyorum. Bakın. Kısa devre. Ben diyotumu çıkarttım bu noktadan. Şurada bakın çıkarttığım nokta burası. Buradan çıkarttım. Bunu devam ettiğim zaman şuradaki kondansatörle şuradaki kondansatörün kısa devre olduğunu görüyorum. Çok küçük SMD kondansatörler. Bunları buradan çıkarıp değiştirmek istiyorum. Ve buraya da sipariş verip SS14 dediğimi Schottky diyor. SMD diyot alıp buraya koymam gerekiyor. Burada genelde power diyotlardır bunlar arkadaşlar. Genelde yüksek güçlü kesici diyotlar olarak kullanılıyor. Bunu yerine uygun takmak gerekiyor. Ya da muadilini bulup yerine takmak gerekiyor. Ölçü aletimi kısa devre moduna alıyorum. Bakın şimdi entegremin
Bakın 8 buradan birinci ayak noktalı olan yerden başlıyor. 8 bu karşı tarafı 8 arkadaşlar. Demek oluyor ki 4 5 birinci ve 5. ayak kısa devre. Bakın. Bunun sebebi dediğim gibi entegremin ayaklarının kısa devre olma sebebi buradaki 2 adet kondansörden kaynaklanıyor olabilir. Şimdi ben öncelikle buradaki kondansörün kısa devre, bunu buradan söküp entegremin ayağında kısa devre gidecek mi, bir de bu küçük kondansörde kısa devre kalkacak mı diye kontrol etmek istiyorum. Ve bu kondansörümü de dışarıda ölçmek istiyorum kısa devre modunda. Evet, önce bir sökümünü yapalım. Evet arkadaşlar, kondansörümüzü söktük. Şuraya koyalım. Şimdi bunu bir de dışarıda ölçmek istiyorum. Şurada görüyorsunuz SMD kondansörümüzü şu alandan söktüm arkadaşlar. Kısa devre modunda öncelikle söktüğüm alanı kontrol etmek istiyorum. Bakın iki uca değiyorum. Evet, duyuyorsunuz. Kısa devre devam ediyor. Bakın. Kısa devre devam ediyor. Şimdi buradakini ölçelim arkadaşlar. Kondansörümüzü ölçelim. Bakın kondansörle ilgili sıkıntımız yok. Evet, çıkartmış olduğumuz kondansörü dışarıda ölçüyorum. Şöyle biraz daha bastırayım. Evet arkadaşlar, 10 mikrofarad. Evet, bakın ölçüyorum. 10 mikrofarad bir değeri var arkadaşlar. Demek ki burada kısa devre gösteren kondansörümüzle ilgili sıkıntımız yok. Peki buradaki sıkıntıyı yaratan nedir o zaman? Buradaki sıkıntıyı yaratan arkadaşlar muhtemelen buradaki entegremiz yanmış olabilir. Buradan 12 volt alıyor. Direkt giriş power diyotumuz dediğimiz buradaki Schottky diyotumuz yanmış. Ve buradaki kondansörlerle ilgili sıkıntım yok. Dışarıya çıkıp ölçümünü yaptım. Şimdi ben buradaki entegreyi çıkaracağım arkadaşlar. Bu kondansörü yerine takacağım. Bakalım buradaki kısa devre kalkacak mı? Muhtemelen entegrede arızalı olabilir. Entegreyi çıkaralım. Kısa devre kalkacak mı diye bir bakalım. Evet, entegremizi çıkarttık. Tekrar ölçmek istiyorum. Entegremizi çıkarttım. Şimdi buradan kondansör çıkartmıştım. Kondansörüm kısa devre değil, yani bozuk değil arkadaşlar. 10 mikrofarad değer gördüm. Şimdi yerinde kısa devre vardı. Bakın değer görüyorum. 800'lü bir rakam gördüm. Şu an için yok. Arkadakinde kısa devre vardı yine kondansörde. Bakın. Yine değer görüyorum. Yine kısa devrem kalktı. Yani demek ki benim burada kondansörlerle ilgili sıkıntım yok. Benim arızalı olan power diyotumdan sonra geçiyor ve entegremi bozmuş arkadaşlar. Buradaki muhtemelen İçerisinde o pump olan bu entegreyi de karşılaştırma entegresi muhtemelen, bilmiyorum, data sheet'ine bakacağız. Bununla ilgili sıkıntı var. Yani şu an için ben buradaki kondansörü yerine takacağım. Kısa devre olayı kalktı. Sadece benim buradaki power diyotum ve entegremin bozuk olduğunu görüyorsunuz. Diğerlerinde herhangi bir kısa devre yok arkadaşlar. Değer gösteriyor. Bakın. Mesela buradaki kondansörlere, buradaki diyotlara bakabiliriz. Bakın. Diyot ölçümlerine baktığınız zaman diyotlarla ilgili sıkıntı yok. Bakın diyotlarla ilgili değer gösteriyor. Yani benim buradaki arıza sıkıntım buradaki giriş katında arkadaşlar. Bakın mesela burada bir zener diyotum var. Zener diyotun ölçümünü yapalım. Yine siyah noktaya katodumu değdiriyorum. Bakın değer görüyorum. Evet, zener diyotum çalışıyor. 2 adet diyotum çalışıyor. Buradaki power diyotum buradaki diyotla aynıydı arkadaşlar. SS14 demiştim. Bunu yerine alıp koyacağız arkadaşlar. Ve arızalı olan entegremizin siparişini vereceğiz. Bunları buraya taktıktan sonra muhtemelen enerjimiz gelecek arkadaşlar. Bu noktadan çıkartmış olduğumuz entegrenin çalışma mantığını çizerek sizlere anlatmak istiyorum. 8 ayaklı bir entegre çıkartmıştık. Buradaki işaret entegremizin başlangıç noktası ya da nokta görebilirsiniz. Nokta her zaman birinci ayağı temsil eder ya da bu nokta bizim ayak bağlantımızı göstermek için kullanılır. Burası birinci nokta. 2
3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunun orta kısmı alttan az önce gösterdiğim gibi, altı bunun arkadaşlar PET denir buna. GND noktasıdır. Alt tarafında lehimlidir entegrenin alt kısmı. Burası da GND olarak kullanılır. PET şeklindedir bu entegrenin altında. Şimdi entegremizin çalışma mantığını sizlere anlatmak istiyorum. Burada bizim birinci ayağımız bizim 12 voltun V-in diyelim arkadaşlar buraya. V-in 12 voltun adaptörden gelen 12 volt birinci ayağa girer. Daha sonra bizim buradan birinci ayak anakart üzerinden, yani kartımızın üzerinden birinci ayak 12 volt buradaki adaptörden geliyor. Giriş ayağıdır. İkinci ayak bizim burada bizim LNB ucuna 14 ile 19 volt arasında bir voltajın gitmesi gerekiyor. Burası LNB voltajının olduğu ayaktır. Burası 14 ile 19 arasında bir volt üretmesi gerekiyor bu entegre. Entegre arızalı olduğu için zaten bu noktada bu istenilen voltaj yok. Biraz sonra ölçüm yapacağız. İkinci noktadan LNB voltajı. Üçüncü ayağımıza baktığımız zaman burada üçüncü ayaklı bizim buradan dördüncü ayağımız az önce size gösterdiğim SMD kondansatörlerle bu şekilde birbirine bağlantısı var arkadaşlar. Dördüncü ayağımızı yine bakın şurada az önce göstermiştim SMD kondansatörlerle bağlı. Ve buradaki iki adet diyot görüyorsunuz. Bu diyotlardan bir tanesi koruma amaçlı kullanılan bu Schottky diyotlardan bir tanesi buradan kullanılarak şöyle arkadaşlar koruma amaçlı buradan 5. ayağa bağlantı yapılıyor. Bakın şu şekilde bir diyot kullanılarak 4 ve 5'i de bu şekilde 3 ile beraber bir diyot ile beraber buradan 5. ayağa bağlanıyor. Buradaki 5. ayakta biz ölçüm yaptığımız zaman göreceksiniz arkadaşlar. Burada 12 voltluk bir değer görmemiz gerekiyor. Buradaki amaç şu. Bu bizim şurada bir bobinimiz var. Power soketine bağlı bir bobin var burada SM'de. Bu bobini arkadaşlar niye 12 volt var? Buradan şurada bir bobinimiz var. SMD olarak kullanılan bir bobin var. 100 mikrofaradlık pardon henrilik henridir bobinler. Henrilik bir kondansatör 5. ayağa geliyor. Nereden geliyor? Buradaki 1. ayaktan geliyor. Yani bizim buradan 1. ayak bobin üzerinden 5. ayağa 12 volt taşınmış oluyor. Yani bu bizim aslında bobin ayağını kontrol eden entegre 5 numarasıdır. Bobinin ayağını kontrol ediyor. Ve daha sonra devam edelim. Burada en önemli işi bu 6, 7 ve 8. ayaklar yapıyor. Niçin? Burası çok önemli. Bizim şurada görüyorsunuz. Kartın şurada soğutucunun, bak burada metal bir soğutucu var arkadaşlar bu noktada. Bu soğutucunun altında bizim işlemci dediğimiz kontrol, yani ana işlemcimiz bunun altındadır. Bütün işleri yapan bu kontrolcü entegresidir arkadaşlar. Burada 6 ve 7. ayak bizim direkt buradaki işlemcinin ayaklarına bağlıdır. Şuraya temsili olarak işlemci yazayım arkadaşlar. Bu kart işlemcisidir. Buradaki amaç şudur. Bu işlemci üzerinden 3 ayakla beraber bu entegrenin ne yapması gerektiği anlatılıyor. Yani buradaki bütün işleri organize eden buradaki işlemcidir. Yani bu entegre tek başına çalışamaz. Bu ne demek oluyor? İşlemciden gelen 3 ayak var demiştim. 6. ayağı enable ayağı geliyor arkadaşlar. Bu 1 yapıldığı zaman enable tarafından 1 olursa bizim 2 numaralı ayaktan LNB'ye giden bu 2 numaralı ayaktan LNB'ye giden çıkış voltajının oluşması emrini veriyor. Enable 1 yapıldığı zaman buradan 14 ile 19 volt arasında enable çıkışı aktif hale gelmiş oluyor. Yani buradan bizim enable input sinyali geliyor işlemci tarafından. 7. ayağına geliyor. 7. ayak da şunu denetliyor. Bizim işlemci şunu da kontrol etmesi gerekiyor. Enable aktif yaptı. 2. ayakta 14 ile 19 volt arasında bir çıkış var mı? Evet var. Bunu işlemcinin neyle görmesi gerekiyor? Bunu bir sinyalle görmesi gerekiyor. Yani benim enable 14 volt ile 19 volt arasında bir voltaj var mı diye bunu sinyal olarak geri alması gerekiyor. Eğer bu voltaj yoksa işlemci buradaki entegreyi ya da sistemi kapatıyor.
Bu 14-19 volt geri beslemeyi sürekli buradan çıkış varsa bunu aldığı için işlemci sürekli işlem yapmaya devam eder. Yani bu bizim 7. ayak, 2. ayaktaki voltajları kontrol eden sinyal ayağıdır işlemciye giden. Buradaki 8. ayak ise biliyorsunuz bu tarz PWM olarak çalışır bu entegreler arkadaşlar. PWM nedir? Belirli bir kare dalga pasiyle çalışan entegrelerdir. Belirli bir kilohertzde çalışması gerekiyor. Mesela işlemci buraya sürekli 22 kilohertzlik bir sinyal göndererek bu belirli bir voltajda geliyor buraya. Bunu buraya göndererek entegrenin sürekli çalışmasını sağlamış oluyor. Aslında bizim entegremizde en önemli 3 ayak bu 3 ayaktır arkadaşlar. Çünkü işlemcinin bunları kontrol etmesi gerekiyor. Bunlarla buradan 22 kHz sinyal gönderiyor. 14'te 19 volt geliyor mu gelmiyor mu diye kontrol ediyor. Ve enable'ı aktif yaptığı zaman bizim NMB çıkışından belirli bir voltaj üretilmiş oluyor. Bunu işlemci yapıyor arkadaşlar. Buradaki entegremizin devre içerisinde kaba taslak çalışma mantığı budur arkadaşlar. 8 ayaklı dedim. Burada dediğim gibi entegrenin alt kısmındaki bu kısımda GND olarak lehimlenmiş şeklinde kullanılıyor. Yani buna da 9. ayak şeklinde bakabiliriz. Şimdi buradaki entegrenin çalışma mantığını anladıysak bu noktadan sonra ben burada zaten diyotumuzun S14 olduğunu söylemiştim. Bu tarz diyotlarda arkadaşlar bunun birinci burada 1'in 1 amper 4'ün de 40 volt olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunların data sheet'ine baktığımız zaman bu ifadeler bunu gösterir. Ben bunun yerine 24 koydum arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Elimde bu daha güzel olacak. Çünkü şu sebeple buradan 2 amper olduğunu 4'ün de 40 voltla çalıştığını gösterir. Ben aslında buradaki değerden 1 ampere dayanan bir burada Schottky diyot kullanılmış. Ben bu elimde olan 2 amperlik Schottky diyot kullanıyorum. Bu daha sağlıklı olacak. Ve bunun da buraya zaten lehimlemesini yaptım arkadaşlar. Entegrenin siparişini yurt içerisinde baktım. Yani Türkiye içerisinde siz de aratabilirsiniz. S8036 arkadaşlar. Bunu yurt içerisinde baktım. Kalmamış arkadaşlar. Bu entegre yok. Bunu ancak AliExpress sitesi üzerinden 40 gün içerisinde getirtip yerine koyabilirim. Ama bu noktadan sonra şu an voltajların ölçümünü yapacağız arkadaşlar. Bu devremiz bizim çalışıyor. Biraz sonra voltajları aldığımız zaman göreceksiniz. Sadece burada eksik olan bir nokta kalacak. Bu entegre burada olmadığı için ikinci ucumuz buradan voltaj çıkışı entegre ürettiği için bu noktada LNB'nin girişinde 18 voltu göremeyeceğiz arkadaşlar. Bunun haricinde tüm voltajlarımız aktif. Ne zaman bu entegreyi buraya taktığımız zaman o zaman entegre bizim buradan gelen sinyallere göre 2 numaralı ayağında istenilen voltajı üretecek ve LNB'nin çalışmasını sağlayacak. Enerjimizi verelim. Şimdi bu noktadan sonra ölçümlerimize başlayalım arkadaşlar. Şöyle ölçü aletimizi de alalım. Öncelikle ölçü aletimizi 20 DC voltaj kademesine aldım. Şimdi buradan siyah probumu şasiye değdiriyorum. Buradan öncelikle giriş voltajını kontrol edelim bobin üzerinden. Evet, bobine baktığımız zaman 12 voltun geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. 12 volt ne demiştim? Benim entegremin birinci ayağında olması gerekiyor demiştim. Bakın birinci ayağa değdiğim zaman 12 voltum var. 6 ve 7, 8. ayakların işlemciden geldiğini söylemiştim. Öncelikle 8. ayağa bakalım. İşlemciden 1.64 volt 22 kHz'lik sinyalim geliyor. 7. ayağa bakıyorum. 7. ayaktan 3.3 volt yani bu tetikleme voltajımdır. LNB voltajının üretilmesi için bu sinyal de işlemciden geliyor. 6'ya bakalım. 6'dan da 3.3 volt geliyor. Bu da benim enable'ım aktif olduğunu görüyor. Yani işlemciyle alakalı sıkıntım yok. İşlemci üzerinden gelen 6 ve 7 ve 8. ayağı tüm voltaj değerlerim entegre üzerinde mevcut arkadaşlar. O zaman 5. ayağıma bakayım. Bakın 5. ayağıma baktığım zaman az önce size de anlattığım gibi 12 voltun geliyor. Çünkü bu bobin üzerinden girişe bağlı olan ayak 1'e de geliyor. 2. ayak benim LNB voltajımda arkadaşlar. LNB voltajımın olmadığını görüyorsunuz. Niye? Çünkü burada benim şu an için herhangi bir entegrem olmadığı için LNB voltajım üretilip buraya konulmuyor arkadaşlar. Şuraya baktığım zaman LNB voltajına 2.8 volt gibi bir voltaj görebiliyorum. Bunun 14 ile 19 arasında bir voltaj olması gerekiyor. Tekrar 2'ye bir bakayım arkadaşlar. 2'de herhangi bir voltaj yok.
Buraya bu entegreyi taktığım zaman LME voltajım burada üretilmeye başlanacak. Şimdi diğer noktalara bakalım. Şurada benim 3.3 volt voltajım olması gerekiyor. Voltaj regülatörümün sırtına bakıyorum. Evet, bu mevcut. Şurada voltaj regülatörüm var arkadaşlar. Burada 1.9 voltum var. Bu işlemcinin çalışabilmesi için gerekli olan voltaj. Bu da var. Burada benim HDMI girişim var. Onun voltajına bir bakalım. Evet, 5 volt HDMI için gerekli var. Evet, bakın burada mesela bobin üzerine baktığım zaman bobin ayağında 0.90 görüyorum. Bu 0.90 volt benim işlemci çekirdek voltajım arkadaşlar. Yani bu işlemcinin çalışabilmesi için birden fazla voltaja ihtiyaç var. Bunlardan biri de çekirdek voltajı. Bu 0.93 volt bu bobin tarafından sağlanıyor. 1.90 volt ise buradaki voltaj regülatörü tarafından işlemciye sağlanıyor. Bu da var. Buradaki bobine baktığımız zaman 3.80 volt buradaki bobinde de var. Yani ben tüm bobin ayaklarına baktığım zaman, bakın giriş voltajındaki bobin 12 volt, bu da var. Tüm voltaj bobinlerine baktığınız zaman bu değerleri görüyorsanız bobinler üzerinde, bu kartın çalıştığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki bobinlerin amacı zaten voltajların okunması için ideal noktalardır. Bu noktalara değdiğiniz zaman tüm bobinlerde voltaj değeri görüyorsanız buradaki kartımızın çalıştığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim işlemci için gerekli olan voltajlarım üretiliyor. İşlemci tarafından 3 adet sinyalim buradaki entegre ayaklarına geliyor. Bunu da gördük. Sadece benim entegrem takıldığı zaman buradaki LME voltajım üretilmeye başlanacak arkadaşlar. Bununla beraber gördünüz, üzerindeki tüm voltajlar şu an için stabil, var, çalışıyor. Sadece dediğim gibi 40 gün süre bir entegrenin bekleme süresi var arkadaşlar. Ve ben de bu cihazı bir an önce kapatıp sizlerle videoyu paylaşmak istiyorum. En azından çalışma mantığını, voltaj ölçümlerini nasıl yapabileceğinizi size anlattım. Şu noktada hemen yakınında görüyorsunuz. Şurada bizim her zaman yakınında bir bizim flash entegremiz olması gerekiyor. Flash entegresi arkadaşlar, ya da EEPROM diyebiliriz. Buradaki 8 ayaklı EEPROM'lar genelde bu işlemcilerin yazılımsal kısmını üzerinde tutan entegrelerdir. Bunu da anlatayım size. Buradaki bunun çalıştığını şöyle anlayabilirsiniz. Bunun ayağına değdiğiniz zaman 8. ayak genelde VCC voltajıdır arkadaşlar. Bakın bunun 8. ayağına değdiğim zaman 3.70 voltu görüyorsunuz. Bu entegreye gerekli olan sinyali işlemci tarafından geldiğini görüyorsunuz. Ve buradaki voltajı da sağlayan, bakın buradan bobin üzerinden gelen voltajla beraber buradaki voltaj sağlanmış oluyor. Yani entegremin benim ayağımda 3.7 volt stabil var. Bu flash entegremde çalıştığını gösteriyor. Üzerinde tüm voltaj ölçümleri bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Evet, size bugünkü tamirle ilgili olan gerekli bilgileri vermeye çalıştım. Bu noktadan sonra arkadaşlar gerekli olan entegremizi yerine taktıktan sonra cihazımız çalışacak. Şu an için voltajlarla ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Sizlere de ölçerek gösterdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler.